Evet arkadaşlar şimdi düzlem aynalarda yansıma yasalarında özel bir durumumuz var. Eğer iki aynamız kesişiyorsa ve kesişme açılarının değeri alfa kadarsa ve buradaki gelen ışının yansıyan ışınlarla yaptığı açı arasındaki değer bize sorulursa yani şuradaki açı değerinden bahsediyorum. Işınımız geldi ve yansımalar sonucunda artık yansıyan bir ışın olarak geri dönüyor. Gelen ve yansıyan ışın arasındaki açı teta değeri bize sorulursa. Arkadaşlar buradaki teta değerini yazarken teta eşittir. 180 eksi 2 tane alfadır diyebiliyoruz. Yani aynaların kesişme açısının 2 katını alarak 180'den çıkardığımızı söyleyebiliyorum. Mesela bir örneğimiz var hemen bakalım. Ne demiştik formülümüz için? Teta eşittir gelen ve yansıyan ışın arasındaki açının değeri teta eşittir. 180 eksi 2 tane aynaların kesişim açısıydı. Yani 2 çarpı 50'dir diyorum. Teta değerimizin de buradan 180 eksi 100'den artık 80 derece kadar olduğunu söyleyebiliriz. Kesişen düzlem aynalara gönderilen I ışını şekildeki yolu izlediğine göre alfa açısı kaç derecedir diye sorulmuş. Arkadaşlar şuradan yansıyan ışını devam ettirdiğimi kabul edersem bir üçgenin iç açıları toplamının 180 olabilmesi için şuradaki açımızın 40 derece olması gerekir. Ve o zaman gelen ve yansıyan ışın arasındaki açı artık bizim için 40 dereceydi. Ve biz diyorduk ki teta eşittir 180 eksi 2 alfaydı. Yerine koyduğum zaman 40 eşittir 180 eksi 2 tane alfa ise eksi 140 eşittir eksi 2 alfa. Alfa dediğimiz değerin 70 derece kadar olduğunu söyleyebiliyorum.